Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle değerlendireceğiz diyelim efendim ve bültenimize geçelim. Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlar nedeniyle etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlardan etkilenen fındık bahçeleri için hasar tespit çalışması başlatıldı. Kentte 8 Temmuz'da başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bazı fındık bahçelerinde de zarara yol açtı. Bahçelerinde hasar oluşan üreticilerin ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yaptığı başvurular değerlendiriliyor. Başvurular doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde fındık bahçelerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor. Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, Altınordu ağırlıklı Perşembe, Fas'ta, Gülyalı ve Ünye ilçelerinin yoğun yağış aldığını, heyelanların bu ilçelerdeki tarım alanlarına zarar verdiğini söyledi. Yoğun bir şekilde yağan yağmur sel durumuna dönüştü. Özellikle Altınordu'da bazı derelerin taşması sonucu hem şehrimizde bazı iş yerlerine, şehre su bastı. Tabii ki bunun yanında mahallelerdeki yani kırsal alandaki fındık bahçelerinde de seller oluştu. Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu bahçelerde heyelanlar oluştuğunu belirten Soydan, bu heyelanlar sonucunda ciddi zararlar olduğunu ifade etti. Yağmurların hızlı yağması, fazla yağması yani metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağmur düşmesi sonucu bahçelerde heyelanlar oluştu. Bu heyelanlar sonucunda ciddi zararlar var. Tabii bu zararlarla ilgili de biz Ziraat Odası olarak buradaki zarar gören fındık bahçelerini ve zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Güler toplantıda basın mensuplarına görseller eşliğinde Ordu'da yaşanan sel afetine dair bilgilendirme yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinde ise geçtiğimiz cumartesi günü Altınordu ilçesi merkezi başta olmak üzere tüm orduyu etkileyen kuvvetli sağanak yağış ve sel afeti vardı. Toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin toplamda 64 derenin üzerine kurulduğunu ifade etti. Ordu 14 dere üzerine kurulmuş bir yer. Altınordu. Ünye ve Fas'ta 16 ve 12 dere üzerine kurulmuş. Aslında Ordu, Altınordu 14 dere diyoruz. Bu 14 derenin 12'si kapalı, 2 tanesi yarı açık. Bülbül Deresi ile Civil. Fakat işi şunu gördük ki aslında 64 dere, 14 dere, 64 dere oldu. Altınordu 64 dere diyormuş. Buna bazıları birleşmiş, bazıları betonla kaplanmış. Dolayısıyla 64 rakamı sizi şaşırtabilir. Biz bunların 14'ü üzerinde çok aktif olarak çalışma yapıyoruz. Başkan Güler, cumartesi gününden itibaren Ordu'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda aslında sel felaketiyle değil, fazla yağıştan dolayı heyelan felaketiyle mücadele ettiklerini söyledi. Normal olarak sel dediğin şey yani sudur büyük ölçüde. Ama bakın yolun kenarında ne var? Taşlar, şeyler, kayalar. Yani bu aynı zamanda heyelan var burada. Yani burada selden ziyade heyelanı konuşacağız hemşehriler. Sadece basın mensuplarımız olarak değil. Ordunun esas derdi heyelan. Selden ziyade. Su akıp geçer. Ama heyelan öyle değil. Evet. İşte bakın şu. Evet. Toplantıda basın mensuplarına videolu olarak bir sunumda gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan bahsedildi. Altınordu'daki arkadaşlarımıza da, karayollarındakilere de, polisimize de, jandarmamıza da, AFAD mensuplarına da hepsi fedakarlık çalışmalar, valilik başlı başına, vali bey çekti çizmeyi beraber çalışmaları yaptık. Yani hepsi şeyler. Aşkın da bey dahil hep beraber çalışmalar hep birlikte başarıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'daki acı deprem gerçeğini gözler önüne serdi. Başkan Güler yaptığı açıklamalarda Altınordu ilçesinde bulunan konutların %68'inin depreme dayanıksız olduğunu söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'daki acı deprem gerçeğini gözler önüne serdi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Güler, Ordu'daki konutların depreme dayanıklılık seviyesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Güler yaptığı açıklamalarda Altınordu ilçesinde bulunan konutların %68'inin depreme dayanıksız olduğunu söyledi. Bizim Ordu'nun 2000 yılından önce deprem riski olan binaları etüt ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre %68'i riskli. Ya yıkacağız, başka çare yoksa. Ama tabii bunun için kentsel dönüşüme geçmemiz lazım. Altınordu. Fatsa'da bu rakam %50 civarı. Bu tahmin yalnız. Ünye'deki de 60 civarında. Güler öte yandan şehirde kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlı bir şekilde başlattıklarını ifade etti. Deprem ayrı bir kategori. Orada da onu ayrı bir şekilde ele alacağız. Onun için kentsel dönüşüm her ikisinin kapsamında. Onu da başlamış olduk. Bu da işin gerçekleri. Ordu'nun Kabadüz ilçesi il genelinde 3 gün süren yoğun yağışlardan nasibini aldı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ilçede devam eden hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ordu 8 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve 3 gün boyunca süren şiddetli yağışlara teslim oldu. Bu yoğun yağışlardan ilçelerde nasibini aldı. Kabadüz ilçesinde metrekareye 180 kilogram yağmur düştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, pazartesi günü Kabadüz ilçemizde tarihinde görülmemiş sel oldu. Bu kadar uzun süren bir yağışı kimse hatırlamıyor. Metrekareye 180 kilogram yağmur düştüğünü öğrendik. Yağışlar ilçemiz genelini çok ağır etkiledi. Günler geçtikçe felaketin boyutu daha net anlaşılıyor dedi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede ekiplerle birlikte yoğun mesai veren Başkan Kaya, birçok vatandaşımızın tarım arazilerinde heyelanlar oldu. Tüm mahalle yollarımız ve bahçe yolları yerle bir oldu. Mahalle yollarımızın büyük bir bölümü kapandı. Ordu Büyükşehir Belediye'miz, OSKİ, Karayolları ve belediyemiz çok ciddi bir çalışma yürüterek yaraları sarmaya devam ediyor. Kapalı olan yollarımızı ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak temizliyor. Ulaşımı sağladığımız yollarımızda hasar gören menfezlerde harfiyat temizliği yapacağız. Bunun yanında AFAD ve Tarım İl Müdürlükleri vatandaşlarımızın arazilerinde ve evlerinde hasar tespiti yapıyorlar. İnşallah bu felaketin üstesinden geleceğiz ifadelerini kullandı. Fas'ta ilçesinde pazartesi günü kaybolan 55 yaşındaki Naciye Yılmaz'ı arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor. Fas'ta ilçesinde pazartesi günü kaybolan 55 yaşındaki Naciye Yılmaz'ı arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Pazartesi günü ilçede sağanak yağış etkili olduğu sırada Yavaş Mahallesi İsmailoğlu Sokağı'nda ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan çalışmaların 4. gününde dere ve ormanlık alanda arama yapıldı.
Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve polis özel harekat, Van'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekibi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler, sivil toplum kuruluşlarıyla bazı mahalle sakinleri katıldı. Yılmaz'ın düşmüş olabileceği değerlendirilen derede yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama yapıldı. Ekiplerce ormanlık alanda da tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Arama çalışmalarının 4. gününde de kayıp olan Naciye Yılmaz'a dair henüz bir bulguya rastlanılmadı. Yağışlı günlerin ardından Ordu'da güneş yüzünü tekrar gösterdi. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Cuma günü termometreler 28'i gösterecekken bu sıcaklık cumartesi günü 30'u bulacak efendim. Bunu da bir kez daha ekranlarımız aracılığıyla sizlere aktaralım ve bir sonraki haberimize geçelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, sel felaketinden etkilenen illerde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduklarını söyledi. Epey bir çamur vardı, temizlenmiş herhalde. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde felaketin yaşandığı mahallelerde inceleme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, selden zarar gören bazı iş yerlerini gezdiği vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti. Sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara ve son duruma ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşan Bakan Göktaş, sel felaketinden etkilenen illerde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduklarını, vatandaşların normal hayat akışına dönebilmeleri için bu kaynağı kullanacaklarını dile getirdi. Bakan Göktaş, yaşanan felaketten çok sayıda konut, araç ve iş yerinin etkilendiğini anımsatarak, hükümet olarak benzer afetlerin bir daha yaşanmaması ve yaraların sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Tabii. Normalde bu biraz daha altta. Şurayı komple kaydediyoruz. Göktaş, bakanlığın görev alanlarından biri olan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu'nun da faaliyetlerine ivedi şekilde başladığını söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle Almanya'da tedavi olması gereken ve başlatılan kampanyayla ameliyat olması için gerekli para toplanan Pelin Özkul, Almanya'da ameliyat masasına yattı. Ordulu başarılı doktor Dilek Gürsoy tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarıyla tamamlandı. Özkul'un tedavisi ise devam ediyor efendim. Buradan bir kez daha hem ailesine hem de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve bir sonraki haberimize geçelim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de çeşitli programlar düzenlenecek. Ordu'da ise şehitlik ziyaret edilecek. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda şehitlerimiz anısına anma programı düzenlenecek. Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye genelinde etkinlikler düzenlenecek. Polis arabalarını vuruyoruz, doğru mu? Polisleri vur, polisleri, evet. Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirilecek. Saat 10'da Ordu Garnizon Şehitliği ziyaret edilecek. 12'de Ordu İl Müftülüğü tarafından Aziziye Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacak. Saat 20'den 23.30'a kadarsa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okunacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek, protokol konuşmaları yapıldıktan sonra konser verilecek. Şiir dinletisi, söyleşi ve tiyatro gösterimi yapılacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te tüm camilerde sela okunmasıyla demokrasi nöbeti başlayacak. Çeşitli etkinliklerle devam edecek olan nöbet Yalı Camii'nde kılınacak sabah namazıyla sona erecek. Polis arabalarını vuruyoruz, doğru mu? Polisleri vur, polisleri, evet.
Boztepe Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Ordu Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği Başkanı Birol Yılmaz'ın eşi Dursun Biran Yılmaz'ın annesi Hayriye Yılmaz vefat etti. Merhumenin cenazesi Perşembe günü Gülyalı ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına, Yılmaz ailesine başsağlığı diliyoruz efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ordu Valisi Tuncay Sonel her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü toplantıları kapsamında yöre insanıyla bir araya geldi. Vali Sonel bu kez 542 vatandaşı dinleyerek sorunları çözdü. Nereden geliyor? Gel Çakadan gel. Yolunu yapıyorum senin. Eski valilik binasında her hafta çarşamba günlerini halk günü toplantılarına ayırarak vatandaşların sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel, 542 vatandaşı evlerine mutlu göndermenin, dualarını almanın sevincini yaşadı. Geç amca. Gel, dikkat et, dikkat et. Dikkat et olsun. Sen başka bir şey yapma valim. Tamam olsun. Dikkat et. Yöre insanının hatırlarını sorarak çay ve simit ikramında bulunan Vali Sonel, 8, 9, 10 Temmuz tarihinde Ordu'da yaşanan sel felaketinde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Allah razı olsun sizden. O yüzden size görmek isterim kendimi. Baş tacısı. Yardımcı olacağım. Yardımcı olacağım. Kendisine iletilen sağlık, iş, ekonomik sorunlar başta olmak üzere tüm talepleri dinleyerek devletin şefkatini ve güler yüzünü göstermeye özen gösteren Vali Tuncay Sonel, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla yetim, öksüz, engeli olan, yaşlı, çocuklu olan aileler ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşları bekletmeden ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte sorunlarını çözüme kavuşturmanın gayreti içinde oldu. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Vali Sonel, Akkuş ilçesinin aşağı Düvencili mahallesinden gelen eşi kanser, oğluysa epilepsi hastası olan Engin Kaynak'la Perşembe ilçesinin Çaka Kurtuluş Mahallesi ve Kovanlı Mahallesi'nden gelen Emine Baş ve Hanife Şengöz'ün yıllardır süren yol sorunlarının ivedilikle çözülmesi için gerekli talimatları verdi. Hakkınızı helal edin. Yani hiç böyle bir şey böyle gelmek istemez. Abla baştaysın. Vali Sonel, alışveriş kartları, nakdi yardım, sağlık yardımı, tedavi masrafları başta olmak üzere halk gününe katılan yöre insanlarımıza tüm yardımları yapıyor, eli boş göndermiyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz sizlerin yanında. Allah devletimize zeval vermesin. Bu makamlar gelip geçicidir. Yöre insanımızın duasını alabilmek önemli dedi. Olsun, dikkat et. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun. Halk gününe aileleriyle birlikte gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Sonel, verdiği çeşitli hediyeler ve oyuncaklarla minikleri sevindirdi. Bay bay. Hoş gittin. Ne demek ki? Oradan ben de gelen en güzel. Bir dakika sizin geçiyorsunuz. Yardımcı olacağız. Halk gününe katılan vatandaşlar gösterdiği yakın ilgi ve desteği dolayısıyla Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ettiler. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. LGS tercih işlemleri devam ediyor. Henüz herhangi bir okulu tercih etmeyenlerse tercih yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini merak ediyor. Peki lise tercihi nasıl yapılmalı? Rehber öğretmeni Berrin Kuşkun açıkladı. Şimdi word dediğinde tek kelime bu face kelime grubu demek. 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanan liseye geçiş sınavının ardından LGS sonuçları açıklandı. Tercih dönemi ise 3 Temmuz'da başladı.
Halen devam eden LGS tercih işlemleri yoğun ilgi görüyor. Peki lise tercihi nasıl yapılmalı? Zaten çocuklarımızın hani almış oldukları bir yüzdelik dilim var. Bu yıl şöyle bir durum oldu. Sizler de biliyorsunuz çocuklarımız bir dönemlik soru konulardan sınava hazırlananlar. Doğal olarak hani bir önceki yıllara göre başarı puanı aynı olup yüzdelik dilim ama daha altta kalma gibi bir durum oldu. Biraz burada çocuklarımız bir tık hayal kırıklığına uğradı. Sınavdan çıktıkları aslında çok iyi sonuçlar bekleyen çocuklarımızı şu anda hayallerini karşılamakla karşılamamak sınırında kalmış durumdalar. Burası biraz bizi etkiledi. Çocuklarımız da çok etkiledi. Öğrencinin ilgi alanlarına yönelik tercih yapılması önemli. Onların ilk hedefleri ne oluyor? İşte fen lisesi tabii ki her yani birçok çocuğumuzun hedefi oluyor ama ben burada hep şunu öneriyorum, ilgi ve alanlarına göre özellikle ileride onlara bir meslek kazandırabilecek liseleri, tabii ki lise hayatı yeniden yapılanmadığı süreci ama yine de güzel bir yerden başlamak her zaman artıdır. Puan ve yüzdeliklerine göre kendilerinin de içinde bulundukları bulunduğunda götürebilecekleri bir liseyi tercih etmelerini ve bu konuda da rehberlikten yardım almalarını dilerim. Öğrencilerin tercih yapmadan önce tercih etmek istediği liseyi gidip görmesi, araştırma yapması doğru tercihin anahtarlarından biri. Gitmek istedikleri liseler için de mesela gidip görsünler tercih yapmadan önce bu lise nasıl bir lise, nasıl bir işte eğitim veriyor, oradaki idarecilere akıllarındaki soruları sorsunlar, sonra çıksınlar desinler ki evet ben burada olabilirim veya olamam. Hani en azından bir olumlu enerji aldıkları yere doğru da evrilebilirler. Evet efendim, bu son haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.